Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. Emomorok sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnlal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 18'de gerçekten harika bir video ile beraberiz arkadaşlar. Gerçekten uzun zamandır FIFA Mobile 18 oyununa girip kendi takımımızı güçlendirmek amaçlı bir şeyler yapmıyordum. Ve bunu özellikle sizlerden bu videoya güzel bir like sesi bekliyorum. Ama öncesinde neler yapacağımızdan bahsedeyim. Şu anda gördüğünüz gibi ekranda zaten 25 tane antrenman puanımı alıyorum. Deli Ali'mi 101 gen yapacağım. İlk kez 101 gen oyuncu olacak. Yani ilk kez 100'ü geçen bir oyuncu olacak. O yüzden zaten siz like butonuna basarsınız diye düşünüyorum. Sen de basarsın. Evet, sen de basarsın diye düşünüyorum. Ve şöyle bir şey yapacağız. 89 yani oyuncu alıp yükseltebildiğim kadar yükselteceğim diye düşünüyorum. Yani bayağı bir yükseltmeyi planlıyorum. O da güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoyu sizlerden tam destek bekliyorum. Herkesten güzel bir destek bekliyorum. Lütfen bu video 4000 beğeni gelsin. Çünkü efsane bir oyuncu ve ilk 100 gen oyuncumuz, hepsinin hayırlı olsun için. Ve eğer kanalda eğleniyorsanız her gün video atıyorum. Abone ol butonuna basın. 100 milyon da destek olun. Hiç zamanınızı harcamıyorsunuz. Destek çok büyük olmuş oluyorsunuz. Videoyu izleyip abone olmayanlar, mesela bu videoyu 30 bin kişi izliyorsa bunların 20 bini abone olmadan izleyenler. O yüzden lütfen abone ol butonuna basarsan gerçekten çok büyük destek olmuş olursun sen de. Ve dediğim gibi başlayalım. Şimdi arkadaşlar 100 tane 100 antrenmandan 25 tane çıkardık. Bu çok işime yarayacak benim arkadaşlar. Çünkü deli halimi yükseltmemi sağlayacak. Şimdi takımıma geldiğimiz zaman normalde burada Fernando Torres vardı ama oyuncumu alabilmek için ben buraya Selke'yi koydum. Şimdi MLS etkinliğinin canlı yayınını dün akşam yapmış olmam lazım arkadaşlar. Yapmadıysam da kusura bakmayın. Bu arada kırmızı taraftan da oyuncu ve ay puanlarını çıkarmaya çalışacağım. Ay puanları biliyorsunuz ileride de lazım olacak. Gördüğünüz gibi 8 tane ay puanı var burada da. Bunların hepsinden açıp 8 tane ay puanını çıkaracağım yani merak etmeyin. Belki ilk üçünde direkt bulurum hepsini ve çıkartmama gerek kalmaz. Şimdi buraya geliyoruz ve beceri oyunlarını oynayacağız. Hem 80 tane defans beceri geliştirirse hem bir sürü jeton verecek. Bence güzel yani çok da fazla bir şey harcamıyoruz. Evet şöyle gelsin. Gerson çok güzel abi direkt vurduk. Ben diğerini de direkt vurabileceğimi düşünüyorum. Evet vuruyorum. Ve vurdum tamam. Vurabildim mi? Vurabildim güzel. Evet arkadaşlar gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. Bu videoda çok fazla şey tamamlamaya çalışıyoruz bakalım. Umarım güzel şeyler olur. Devam ede basalım. Ve evet basalım. 24 şanslı jeton. Fizik gücü 4 tane. Saldırganlık 8 tane. Defans 6 tane. Umarım elimde olanlar gelmiştir. Elimde olmayanlar gelmemiştir diyorum. Ve sonunda bu kadar uğraştım, biriktirdim. Ara sıra oynamayı unutuyorum. Unutmasam çok daha fazla olabilirdi. Ancak o kadar uğraşıp biriktirdim. Ve şimdi sonunda alıyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1 ve aldım arkadaşlar. Şu anda bastım ve geliyor. Şöyle görün siz de şöyle canlı olarak görün. Canlı olarak hop. Bastım ve geliyor. Ve boom! Romagnoli geliştirici müdahaleymiş. Kızıl oyuncu bu oyuncu tam potansiyeli ulaştı. 6 Mart'tan sonra satışa çıkarılabilecek. Yo, bir de satışa çıkarılabilecek. Abi sen süpersin. Çok güzel oldu bu. Ve artık bunu da alabiliyoruz. 30 tane biriktirdikten sonra bunu alabiliyoruz. Ancak arkadaşlar ben bunun yerine yani emin değilim yapacağımı ama bunun yerine burayı ilerletmeyi tercih edeceğim gibi geliyor. Burayı ilerletebildiğim kadar ilerleteceğim işte. Ne bileyim öyle düşündüm. Şanslı jetonlar da gelirim. Şanslı jetonlarla belki bir şeyler yaparım. Bilmiyorum. Siz de yorumlara yazın. O 750 beceri geliştirsin mi alayım yoksa alttan devam mı edeyim ya da 7,5 milyon coins mi alayım diyeceğim de zaten coinsler benim elime geçiyor bir şekilde. Yani coinsleri bir şekilde ayarlıyorum. O yüzden coins yazmayın bence ama yine de yazabilirsiniz siz. Hani size mantıklı gelen ama benim yapmamı istediğiniz mantıklı şey yazın. En yüksek gene bastım. Ve 95 genlik oldu. Hala takım 95 gen olmadı. O ayrı bir durum. Ama top hakimiyeti Buffon yükselmiş. Güzel Buffon 96 olması işimize yarayabilir. Bunun yükselmesi iyi oldu. Hemen geri dönüyoruz ve hız 19'da kalmış. Abi ben buna sinir oluyorum işte bazen. Ama yapacak hiçbir şey yok. Müdahale zaten bu kadarmış. İki defansımız da müdahalesi iyi. Romagnoli'nin bu arada kart özelliklerine bakacağım. Yanlışlıkla değiştire bastım. Çalıştıra basıp kart özelliklerine bakmak istiyorum. Dribbling gibi 90 olan bir oyuncu ben hayatımda görmedim. Ama kafa vuruşu, sprint hızı, hızlanması, müdahalesi falan gerçekten harikaymış. Çok beğendim. Ben bu kadar beklemiyordum. Deli Ali'yi çalıştır butonuna bastım. Hemen oyuncuyu geliştire de bastım. Ve aa, ben de zaten 5 tane vardı değil mi? Ben bu adamı üçgen arttırıyorum. 2,5 milyon coins veriyorum ama değecek. Ve üçgen de bunu arttırdım abi. Sen muhteşemsin. 119 dribling oldu ya. Ben bu adamı çok seviyorum abi. Bu oyundaki en kilit adam.
Yeter ya. Bu takım nasıl 95'ken olacak abi? Beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun sen? Bunu da yükseltelim. Para basacağız birazcık ama. Şimdi abi ne bassak? Bir dakika. Bir geri çıkalım abi. Hemen mağazaya girelim. Mağazada şunlardan alabildiğim bir şey var mı? Ona bir bakacağım. Hemen gelelim gelelim. Bunlar hiçbir işime yaramaz ama zaten 57 tane var. Hiç almaya bile gerek yok abi. O zaman antrenman XP'si basacağım. Bir tane bunu yükselteceğim abi. Bir tane bir kez yükseltebiliriz. 50 bin, 25 bin, 10 bin, 5 bin, 5 bin ve 1000, 1000 ve 890. Ama general erken basmayayım ya. 690 da olmuyor. O zaman Zabalete'ye basayım. Ve bir gen arttırıyorum ama lütfen ol artık çünkü param bitti ya. Aha 95 gen oldu be. Yes budur. 95 genli oldu takımımız. Çok güzel oldu bu. Evet. 95 genli takım oluşturma görevimizi de yapmış bulunuyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada ne var? Bu arada turnuva başlatamıyoruz uzun zamandır. O benimle alakalı durumda değil bu arada. Rakip bula basıyorum ama başlamıyor. Güncelleme geleceğiyle alakalı olabilir. Ben size zaten bununla alakalı bir bilgi vermiştim diye hatırlıyorum. Yeni ayılanı girelim arkadaşlar. Kırmızı zarfa gireceğim. Ve buradan 8 tane ay puanını çıkartana kadar açacağım. Oyuncu çok umurumda değil. 88 bin coins de çıkabilir. Çünkü gördüğünüz gibi coins'im birazcık azaldı. Onu da artarsa sevinirim yani. 8 bin çıktı. Bu hiçbir işimize yaramaz abi. Hiçbir önemi yok yani. Ha 88 bin çıkmış ha 8 bin. Yok ha 888 çıkmış ha 8 bin. Çok önemli değil yani bu. Bir tane paket açıyorsunuz. Gidiyor ve ay puanını buldum. Bu kadar kolay buldum. Acaba daha açmasam mı arkadaşlar? Bence açmaya da bilirim ya. Bilmiyorum 4 taneyi buldum 2 tane de. Daha gerek var mı? Çünkü şu anda şansım daha çok azaldı abi. Şimdi demin 24'te 3'tü yani 8'de 1'di. Şimdi 11'de 1 çıkarma ihtimalim. Yani bilmiyorum. Ama oyuncuyu da çıkarmak güzel. 2 tane daha açacağım. Çıkmaz büyük ihtimal ama arkadaşlar ben burada bırakıp karşı atak maçına gireceğim. Çünkü gerek yok. Bir tane dörtlük bulduysak hani çok da kasmaya gerek yok. Çünkü ileride belki çok önemli bir şey çıkacak. Fişek falan çıkacak. Onu çıkartamayacağız. O yüzden çıkartamadım ama ilk ikincisinde bulmam gerçekten benim şanslı olduğumu gösteriyor ve şansımı bozmak istemediğim için de çıkıyorum şu anda. Bence mantıklı olanı yapıyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. O zaman sizlerle birlikte yeni takımımızla, yeni gelişmiş muazzam takımımızla hem Dele Alli'yi hem Romagnoli'yi test etmiş, göstermiş olacağız. Ve takım 95 gen oldu abi. Süper ya. 98 gene az kaldı. Çok güzel. Deli Ali 102 gen. Süpersin. Keşke beceri geliştiricileri de yüksek olsa arkadaşlar. İşte beceri geliştiricilerimiz düşük kaldığı için böyle beceri geliştiricilerimiz arttıkça bunlar da artacak. O yüzden sıkıntı yapmayın yani. Ayarlıyoruz. Haydi bakalım. Fernando Torres. Geçti. Fernando Torres. Bir daha geçti. Fernando Torres. Bir daha geçti. Geçemedi. Alli alır mı? Alamadı. Evet. Böyle bir şeyler oldu. Gerson. Gerson geçti. Gerson. Uzaklardan. Sert. Şut. Abi kötü oynuyorum. Bir dakika dur. Gol atayım da bir tane. Hani alışık değilim. Bayağıdır karşı atak oynamıyorum. Alli ama birazcık fazla iyi olmuşsun. Sen böyle olmuyor ya. Bak bak nasıl atıyor bak. Hop. Aa, atamadı. O kadar fazla iyi olmamış demek ki. Sen de kötü vurdun. Ama ooo güzel vurmuş. Fernando Torres reis ya. Zaten seviyorum onu. Marco Reus. Reus. Geçti Reus. Marco Reus. Marco Reus oradan gol kaçırmaz o. O kaçırmaz. Ben Ronaldo yerine bunu tercih etme sebebim işte bu. Ben bu adamı biliyorum da tercih ediyorum Ronaldo'yu. Yok Reus'u. Alli. Geç vuruyorsun Alli. Niye geç vuruyorsun? Ben bu maçı berabere kalırsam takipçilerim bana çok laf yapar. O yüzden iyi oynayayım çocuklar lütfen. Çünkü rakip bayağı bir düşüktü benden. Çünkü ayıp olur. O yüzden bu maçı kazanmamız lazım. Beraberlik bize yakışmaz. Alli. Alli'yi geçemedi. Oha ya. 102 yen Alli kim bilir kaç yenlik Alli'yi geçemedi. Ama yendim ya ben bu maçı. Çünkü şimdi gole gidiyorum. Cannavaro'yu rahat geçerim. Ama Alli'de takılmam. Torres golü atar abi. Çok güzel takılmadım ya. Ben çok sevindim. Alli. Delal oradan vur ya. Sen atarsın. Hoppa işte bu abi bu. İşte 102 yenin gücü bu abi. Normalde uzaklardan şut çekince genelde gol olmuyor. Hani genelde gol olmuyor mu desem? Nasıl demem gerektiğini bilmiyorum. Hani genelde orada kaleci tutuyor topu ama işte şimdi tutmadı, tutamadı. Gücü yetmedi. Çünkü gücü yetse tutardı. Alli'ye gücü yetmez abi kalecilerin. Şimdi arkadaşlar takımıma gelelim. Özelliklerine bakacağımız oyuncu var mı fazla bilmiyorum ama Fernando Torres'e ben bir XP basmak istiyorum buna da ya. Ama buna o XP'den yokmuş ki bir dakika. Bende hangi XP'den vardı? Bir şeyin XP'si vardı sanki bende. Ama yokmuş galiba.
Romagnoli, Koulibaly, Team of the Year falan oyuncularımız var. Güzel abi. Bu arada arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geliyoruz. MLS geri döndü etkinliğine de bir girelim. Onu da videosunu çekeceğim. Bunun süresi ne zamana kadar abi? 3 gün mü? İyi 3 günse ya. Bunu siz beklemişsinizdir. Beni beklemişsinizdir diye düşünüyorum. Bunu ne zamanmış? Bunu da 3 gün. Bu etkinliği oynamak için gereken koşulları sağlamadı. Neymiş abi? Gereken koşullar ne? Basayım bakalım. Ha, şimdi sağladık. Tamam, şu anda anladım ne yapmam gerektiğini. Çok gereksiz bir şey yapmam gerekiyormuş. Ve abi 3 bu. 7 ile bunu alabiliyoruz. Toplam 8, 9. Oha, çok maç var. Bir dakika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bayağı maç var arkadaşlar. Güzel bir etkinlikmiş bu. Ben bunu canlı yayını yaparım o zaman. Tahminlerimizi de yaparız. Umarım tuttururum. Burada videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Şuradan abone olabilirsiniz ve şuradaki iki videodan herhangi birisini tıklayarak muazzam bir videoya gidebilirsiniz. Bu arada hala kalanlar varsa tahminimi yapıyorum. Yapmamıştım. Arkadaşlar ben nedense Fenerbahçe'yi kazanacağını düşünüyorum. Kazanır mı kazanmaz mı bilmiyorum ama kazanır diye düşünüyorum. Bilmiyorum, kazanmış da olabilir, kaybetmiş de olabilir artık. Hani bir kere üstte kaybetmez diye tahmin ediyorum ama Beşiktaş daha favori tabii ki. Beşiktaş'ın kazanamaz demiyorum. Fenerbahçe'nin daha düşük ama Fenerbahçe kazanacakmış gibi düşünüyorum. Neyse arkadaşlar, hoşçakalın, sizi seviyorum ve bay bay.